Merhaba değerli izleyen, nasılsın? Keyfin yerinde mi? Afiyette misin? Senin oralara kış geldi mi? Yağmur, fırtına, çamur var diyorlar. Umuyorum keyfin yerindedir. Umuyorum başını sokabileceğin bir çatın vardır. Bugünkü videonun konusu 3D printerlar. Kanalın yeni konsepti üretim ve yaratım olacak ve bu konseptle devam edeceğiz. Güzel bir konseptle sizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Hemen videonun başında söyleyeyim. Öncelikle bu videonun amacı 3D printerlar hakkındaki yanlış bildiğimiz doğruları düzeltmek, giriş seviyesinde bilgileri size verebilmek, evde veya iş yerinde bu printerları hangi amaçlarla kullanabilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Çeşitleri neler, bu printerların hangi ham maddeleri kullanıyorlar ve bir ürünü nasıl tasarlarsın, printer'a nasıl verirsin, printer'dan çıktı üzerinde işte çeşitli zımparadır, boyamadır, bunları nasıl yaparsın, neleri yapman gerekir. Kısaca bunlardan bahsedeceğim ve en sona gelindiğinde ise ben 3D printer'ı aktif olarak işimde nasıl kullanıyorum, nasıl değerlendiriyorum bu teknolojiyi, ondan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım değerli dostlar. Bir tane dökümanım var. Bu dökümanı ben ekrana sizin için yansıtacağım. Ben de kendim buradan açacağım. Şimdi burada 1, 2, 4, 6, 7 çeşit farklı 3D printer modeli var arkadaşlar. Bizim en çok bildiğimiz şurada Material Extrusion denilen FDM modeller. Bu bir makaraya sarılmış ince plastiğin bir şekilde extruder dediğimiz o nozzle en uç noktaya bir şekilde motor yardımıyla çekilerek o nozzle'ın ucu da ısıtılıp eritilerek sizin girdiğiniz kodlar, tabii siz bunu kendiniz direkt yazmıyorsunuz, bunu yazılımlar hallediyor. Kodlara göre sizin 3 boyutlu malzemenizi yazan printerlara FDM printer deniliyor. Bu FDM printerlar çok farklı materyallerle çalışabiliyorlar. Yani bakır katkılı, işte ne bileyim altın katkılı filamentler olduğu gibi doğal, organik, mısırdan yapılan, doğada çözünebilen filamentler de bulunuyor. Aynı zamanda seramik basabiliyorsunuz. Ciddi anlamda popüler bir mevzu. Tabii herkes yapamadığı için popüler de olsa piyasada çok fazla bu tarz ürün göremiyoruz. Audi bir işte 100. yılı için mi ne bir reklam kampanyasında hem seramik hem 3D printerlar kullanan bir firmaya bir ürün yaptırıyor. Promosyon ürün. Onu görmüştüm. Muhteşemdi. Ve beton ev yapılabiliyor bu FDM printerlarla. Tabii devasa olanlarıyla. Biz ev kullanıcısı veya iş için konuşuyor olacağız. Ev kullanıcılarının 100, 200 belki 300 dolara erişebileceği modeller şu an Türkiye'de var. Döviz kurunu saymazsak gayet erişilebilir fiyatlar bunlar. Tabii üst segmente gittiğimiz zaman bu FDM de olsa, başka tür bir yazıcı da olsa, Türk lirasıyla konuşacak olursak 4,5-5 milyon TL'ye kadar çıkan yazıcılar var. Geldik benim kullandığım yazıcıya. Watt fotopolimerizasyon diye geçiyor. Yani SLA, SLA dediğimiz yazma tipi. Bu şu şekilde işliyor arkadaşlar. 3 versiyonu varmış. Curet lazer diyor. Lazerle yazma, projektörle yazma, LED ve oksijen yakımıyla yapılan versiyonu. SLA lazerli olanlar 4.000-5.000 dolardan başlıyor arkadaşlar. Bunlar içerisinde medikal vücudun içinde kullanılabilen parçalar da yazılabiliyor. İşte medikal ayakkabılar, işte duyma cihazlarının parçaları dahi bu yazıcılarla yapılabiliyor. Genel olarak plastik basıyor bunlar. DLP dediğimiz yazıcı, benim sahip olduğum Anycubic yazıcı gibi yazıcılar, aslında o tam DLP sayılmıyor. Bir şekilde ışığın aradaki bir geçirgen katmanın açılıp kapanmasıyla 1 ve 0'larla şöyle bir ekran var. Ekranda bazı yerler kararıyor, bazı yerler açık kalıyor. UV ışığı alttan veriyorlar arkadaşlar ve sıvı reçine sadece o bölgesi kuruyor ve bunu
yavaş yavaş yukarı aşağı hareketlerle katman katman yazıyor. Nasıl ki FDM printer'da bir nozzle sürekli gezerek sizin tasarımınızı yaratıyorsa, SLA, DLP yazıcılarda da UV ışıklarıyla veya lazerle kürlenen, kurutulan reçine yavaş yavaş yukarı çekilerek yapılıyor. Geldik üst düzey sanayi yazıcılarına. Bunlar powder bed fusion denilen toz aslında bu. Toz yatağı füzyonu, tam olarak Türkçe'ye çevirecek olursak, bir toz haznesi yazıcıya konuluyor. Bu yazıcının 40 ila 200 watt arasında bir lazeri var. Bu lazer aynalar yardımıyla tozun üzerinde gezdiriliyor ve daha sonra katman katman, yani bir yüzey düşünün, toz dolu ve bu toz lazere maruz kaldığında katılaşıyor. Daha sonra o bir katman aşağı iniyor. Üzerine tekrar toz seren otomatik bir sistem var ve lazer tekrar bir katman yazıyor. Bunlar aşırı pahalı sistemler. Yani belki 5 kilo tozu 15 bin, 20 bin, 50 bine kadar çıkan malzemeler. Bunlarla metal de basılabiliyor arkadaşlar. Plastik de basılabiliyor. Burada farklı birkaç tane yöntem daha söylemiş. Aşırı bilgim olmadığı için anlatmıyorum. Materyal jetting denilen model. Bu biraz daha şey gibi, bizim evimizde kullandığımız lazer printerlar gibi veya ne deniyordu, eski mürekkep püskürtmeli yazıcılar gibi. Bunlar da biraz kağıt gibi materyallerle çalışıyor. Kağıdın üstüne püskürtüyor. Daha yeni çıkan farklı birkaç tane teknoloji görmüştüm. Böyle yaprak yaprak onu daha sonra yan taraftan çıkartıyor ve üst üste koyuyor. Siz de onları alıp bir makineye koyuyorsunuz. Kürlenmeyen kısımları yakarak bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz. Parlamasını sağlıyorsunuz. Burada mesela direkt enerji depozizasyon diye bir yöntem var. Bu hani 4-5 yönlü CNC'ler var. Bilmem hiç karşınıza çıktı mı, böyle ucunda matkap var. Dönüyor sağdan, soldan, alttan, her yerden oyma yapabiliyor. Bu da onun gibi. Sıfırdan ben bir gemi pervanesi yapıldığını görmüştüm bu yöntemle. Demir veya bronz ucundan çıkartarak, yani kaynak yapıyor aslında. Yani otomatik hareket eden bir kaynak makinesi hayal edin. Ama öyle sağlam yapıyor ki bunu, sanki tek parça üretilmiş, tek parça yaratılmış gibi. Sheet laminasyon diyor. Bu da işte katman laminasyonu. O demin dediğim kağıt gibi bir model. Burada çok farklı malzemeler, çok farklı firmalar var ve bunlar gerçekten çok pahalı makineler. Yani en ucuz kısmı bu bizim FDM dediğimiz kısımda olan yazıcılar. Bunlar kullanıcıların erişebildiği Avrupa malı yazıcılar var. İşte Amerikan var, Çin var. Mesela ben AnyCubic kullanıyorum. Burada AnyCubic'in adı bile geçmiyor. Yani o kadar bu sayfaya giremeyecek kadar alt seviye olarak görmüşler. Tabii bizim evlere giren diğer yazıcılar da burada yok. Ne yazık ki Elago falan da burada yok. Çünkü gerçekten çok giriş seviyesi. Ben de giriş seviyesi bir yazıcıyla, endüstriyel olmayan ev tipi bir yazıcıyla endüstriyel işler çıkartmaya çalışıyorum. Böyle bir şekilde başarıyoruz. Türleri buydu yazıcıların arkadaşlar. Ham maddeleri neler? Ham maddelerinden bahsedeyim biraz. Filamentli FDM yazıcılarda bir makara var. Ekrana görüntüsünü koyacağım. Bu makarada çeşitli plastikler sarılıyor. İşte 1.75 veya 2.45 kalınlığında, kalınlıklar yanlış olabilir. Bir aparat yardımıyla bunu çekiyor FDM printer ve demin anlattığım şekilde yazıyor. Burada FDM'in şöyle bir güzelliği var. Çok farklı en üst kalite malzemelerden en alt kalite plastiğe kadar kullanabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de 400 lira falan bir kiloluk bir filamentin ücreti, erişilebilir bir filamentin ücreti. Bunların arasında filamentlerin şöyle bir güzel yanı var. Bu filamentleri normal bir pet şişeden veya geri dönüştürmek istediğiniz bir plastik materyalden kendiniz sarabiliyorsunuz. Ama sararken yine belli kurallara göre sarmanız gerekiyor. Önce jilet yardımıyla yapıyorlar, böyle bir makine çekiyor adam, jilet otomatik kesiyor. Şişeleri falan
bu şekilde geri dönüştürüyorlar. Sonra sıcak bir extruder var. Onun içine manuel olarak sokuyorlar. Bizim demin yırttığımız bardak, çanak veya şişeleri çekerek incecik yazıcının çekebileceği, yazıcının kullanabileceği bir boyutta tekrar sarım yapıyorlar. Bunun dışında SLA yazıcılar veya DLP yazıcılar için reçineler var. Şimdi FDM ile SLA'nın mantığı çok farklı. Bir tanesi yer sabit, nozzle hareket ediyor veya yer de hareket etse yer çekimine doğru yapılan bir hareket var. Taban var. Taban belli bir sıcaklığa ulaştırılıyor. Isıtıcıları var, atıyorum 100 dereceye ulaştırıyorsun. Extruder dediğimiz bu yazan uç kısım ise, nozzle ise 300 derecelere kadar çıkabiliyor. Ve bu şekilde çalışırken SLA yazıcılar tam tersi yer çekimine karşı olarak yazım yapıyor. Yani FDM'de taban plakası, bizim SLA yazıcılarda üretim plakası falan diye geçiyor. Bir reçine kabı var. Bunun içine reçineyi dolduruyorsunuz. İşte o tüm UV ışık veya lazer o kabın altında ve build platform, yaratma platformu onun içine giriyor. İşte kürleme oluyor. İşte kürleme olduktan sonra yukarı doğru bir çıkartma operasyonu oluyor. Bu yazıcılardaki problem şu arkadaşlar. Atıyorum bazı yerleri tasarımın havada asılı kalıyor. Yani katman katman bu tasarıma baktığınızda havada kalan kısımlar tabii yoktan havada bunun durmasını sağlayamayacağınız için çeşitli destekler, çubuklar vesaire kullanmanız gerekiyor. Bu şeyde daha önemli SLA yazıcılarda, çünkü tersten çıktığı için hem ağırlığı var malzemenin hem de yer çekimine karşı bir mücadele veriyor. Destekler çok önemli. Desteği çok kullanırsan malzemeyi çok çöpe atıyorsun ve az kullanırsan bu sefer düşebiliyor. Düştüğü zaman da bu hem makineye hem senin tasarıma zarar veriyor ve zamanını çalıyor. FDM printerların yeni modellerinde 2-3 tane filament bağlayabildiğiniz, 5 tane farklı filament bağlayabildiğiniz modellerde destekleri daha ucuz olan, sadece destek için yapılmış olan filamentler kullanarak şey yapabiliyorlar, üretebiliyorlar, öyle söyleyeyim. Bunun dışında ABS, ABS Plus, klasik, işte bio olanlar var, şeyden doğaya saygılı olan reçineler var. Casting dediğimiz kalıplama reçineleri var. Bunlar castingden kastı çoğunlukla wax oluyor. Yani mum oluyor. Bu mum castingi de şeyde kullanıyorlar, mücevher yapımında. Yani eskiden çok karmaşık olan el becerisi gerektiren şeyler artık bilgisayar kullanım becerisi gerektiriyor. Ve bu mücevherleri tasarlayabileceğiniz bir sürü yazılım var. Bu yazılımdan aldığınız çıktığı wax reçineyle çıktı alıyorsunuz. Bunu birkaç işlemden geçirdikten sonra bir takıya dönüştürüyorsunuz. Tabii yine onun sonradan işlenmesi, sonradan elden geçirmeniz gereken aşamalar oluyor. Onları daha sonra anlatacağım. Sadece o wax reçinelerin ne işe yaradığını bilin. Bunun dışında mühendislik filamentleri veya reçineleri var. Bunlar daha dayanıklı, işte sertliği değişebilen, darbe dayanımı, çekme dayanımı ve stres dayanımları farklı olan materyaller. Ve şöyle bir durum var. Sen ne kadar doğru ayarları kullanıyor olursan ol, bu malzeme ya nozzle'ın ucundan sıcak çıkıyor ve bir şekilde soğuyor, ya da reçinede kürleniyor, pozlanıyor ve tekrar yukarı doğru ve aşağı doğru bir hareket ettiği için kuruyor. Kururken de shrinkage dediğimiz bir çekme yapıyor. Yani siz benim gibi eğer bir kalıp üretiyorsanız, o kalıp parçalarının ağız ağza tam oturmasını istiyorsanız çekme payının en az olduğu reçineleri veya filamentleri tercih etmeniz gerekiyor. Tabii bunu tasarım kısmında anlatacağım. Siz doğru reçineyi tercih etseniz dahi tasarımsal bazı sıkıntılarınız olabilir.
parçalar işte lips and groove deniliyor. Yani iki parçayı birbirine bağlayan kısımlara. Bunları doğru ayarlayamazsınız. Atıyorum mikronluk veya milimetrelik paylar vermediğinizde yine parçalar oturmayabiliyor. O da çok bambaşka, çok zorlu, meşakkatli işlerin anlatıldığı farklı bir videoda size anlatırım arkadaşlar. Hatta durun kısaca bir bahsedeyim. Temel tasarım prensipleri diye bir dosya var. Design Rules diye. Bu dosyaları ben mail adresimi yazacağım. Bana mail atan herkese ücretsiz olarak göndereceğim. Zaten bu tasarımları ben yapmadım arkadaşlar. Ben de aynı şekilde sizin gibi edindim. Burada 3 boyutlu ürün tasarlarken dikkat etmeniz gereken kurallar var. Ve bu kurallar atıyorum kullandığınız yönteme göre. Mesela FDM'de bir iç duvar kalınlığını, iç rips deniliyor bunlara, verebileceğiniz maksimum kalınlık 0.8 mm iken stereography diyor, işte SLA açıkçası, bunda 0.5 vermeniz gerekiyor ve bu değerler sizin çekme paylarınız, sizin ürünün ağırlığı, sizin ürünün keskinliği gibi birçok şeyi, konuyu etkiliyor. Bakın burada şey var, desteksiz duvarların kalınlığı stereography'de işte 1 mm verirken FDM'de 0.8 verebiliyorsunuz. Bir de supports overhangs diyor. Mesela 45 dereceden daha 45 derece ve daha az bir eğim varsa mutlaka destek vermeniz gerekiyor. Şimdi bu temel kuralları, prensipleri bildiğiniz zaman eğer tasarımı siz yapıyorsanız bütün tasarımı bunun üzerine kurguluyorsunuz. Nasıl ki bugün yollara da şeritler arası diyelim 2 metre. Arabaları ne yapıyorlar? 1.7 metre yapıyorlar. İşte tırlar veya kamyonlar maksimum 1.9 metreye çıkıyor. Temel kurallar var değil mi? Burada da temel kurallar var. Çok basit plastik malzemelerin üretim kurallarıyla aynı. Mesela bu bir İşte eski Sony kumanda, şunun içerisinde görmüş olduğunuz çizgiler, bunun formu tamamen plastik üretiminin limitasyonlarıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Bu yüzden siz de tasarımlarınızı temelini bildiğiniz zaman çok iyi bir şekilde çıkartabilirsiniz. Gelelim diğer konuya, nasıl bir iş akışı sağlanmalı, işte nasıl bir ortamda bunları yazmak gerekir ve ek malzemeler nelerdir? Öncelikli olarak FDM için konuşmak istiyorum. FDM, evet, makinalara erişim kolay, işte ham maddeye, filamente erişim kolay olsa da bunları düzgün kullanabilmek, kullandığınızın ortamın nem ve sıcaklık oranı, kullanmadığınız filamentlerin işte vakumlanıp kaldırılması, nemini içinden atmanız gibi çeşitli zorlukları var arkadaşlar. Atıyorum bir ürün yazacaksınız. Bu böyle bir saatte çıkan şeyler yok ne yazık ki. 10 saat, 12 saat, 30 saat süren bazı projeler olabiliyor. Tabii bu sizin printerınızın boyutuna göre. Herhangi bir noktasında hata verdiğinde önceki yapılan, belki %99'a geldi diyelim, 99'da hata verdi, 99'da ürün düştü, ürününüz ne yazık ki çöp oluyor. Ben bu şekilde çok para yaktım, yok ettim diyebilirim. FDM ben çok kullanmadığım için bana daha korkutucu geliyor. İşte ucundaki nozzle'ın değiştirilmesi, birçok farklı boyutta nozzle kullanıp çok farklı sıcaklıklarda makinenin hızını değiştirebiliyorsunuz. Bizim yazıcılarda, yani benim kullandığım SLA yazıcılarda ise bunu dijital olarak hız ayarı yapıyorsunuz. Yani yükseklik ayarı yaparak hız ayarı yapıyorsunuz. Yani aslında çok fazla kuralı olan bir sistem bu. Mesela benim reçineli olduğu için, SLA olduğu için benim bu makineleri gün içinde dahi güneş görmemiş mekanlarda kullanmam gerekiyor. Benim atölyemin bodrum katı olduğu için bodrum katına kurdum ikisini de. Kesinlikle içeri güneş veya güneş ışığının ucu dahi girmiyor.
ve bu şekilde güvenle kullanabiliyorum. Ama güven derken bu işin bir de güvensizliği var. O da şu: FDM olsun, isterse SLA reçineli yazıcılar olsun, en profesyonellerden bahsetmiyorum bile ki çok tehlikeliler. İnanılmaz kimyasal yayıyorlar yazım esnasında. İnsanlar buna plastik çadırlarla içerideki kokuyu dışarı atacak özel havalandırma sistemleri yapıyorlar. Ben şu gördüğünüz ofiste ilk başta kullanıyordum bunları, ama yazıcılar çalıştığında ofiste durulmuyordu ve gerçekten sanayide kaynak dumanı solumakla neredeyse aynı tehlikelere sahip. FDM içinde aynı şeyi söylüyorlar. İyi havalandırılan ortamlarda olması lazım. Yani maske takın diyorlar. Yani hangi maskeyi takacaksın? N90 falan. Yani sizin profesyonel 4-5 bin liralık maskelerden almanız lazım ki her zaman maskelik işiniz olmuyor açıkçası. İyi havalandırıyorsa malzemeye bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Bir de işte malzemeyi temizlerken, işlerken belki maske kullanabilirsin. FDM printerlarda tabandan söktüğünüzde malzemeyi direkt olarak köşesindeki çeşitli pürüzleri bıçak yardımıyla, özel bıçaklar var veya normal maket bıçağıyla da olabilir, temizlediğiniz zaman eğer girintisi çıkıntısı bir problem oluşturmuyorsa sizin için direkt olarak ürünü kullanabiliyorsunuz. İşte insanlar ne yapıyor? Sanding dediğimiz zımparalama yöntemiyle bunların yüzeyini düzleyebiliyor. Veya çeşitli dolgularla, dolgu astarlarıyla sprey olabilir bu. Reçineyi pudrayla karıştırıp arabaya ne denir, macun çekmek gibi çeşitli aslında yüzey pürüzsüzleştirme yöntemleri var. Yüzey ne kadar pürüzsüz olsun istiyorsanız makine o kadar yavaş yazacaktır. Böyle bir orantı var arkadaşlar. Ne kadar fazla detay, ne kadar güzel pürüzsüz bir görüntü, o kadar zaman anlamına geliyor. Direkt ikiye katlaya katlaya gidiyor yani. Şimdi ben bir tane vazo yazıyorum. İçeride makine çalışıyor. 100 mikronluk, yani milimetrenin onda biri seviyesinde yazıyorum. Bazı detaylar kayboluyor. 50 mikronda yazıyorum ben kalıp yapacağım zaman. Bu 20-25 mikrona kadar da düşebiliyorsunuz. Ama çok tavsiye etmem. O kadar ince detay zaten gözümüz bile görmüyor. Yani minyatür basanlar var. Onlar için önemli. Bu minyatür basanlar da psikopat olduğu için şeylerle, mikroskop diyecektim ya, büyüteçlerle falan bakıyorlar. Ve ek malzeme olarak benim gibi SLA printer kullanıyorsanız arkadaşlar, bu çıktıların yıkanıp kurulanması gerekiyor. Bir şekilde makineden aldığınız, çıkarttığınız vazoyu diyeyim. Bu vazoyu eğer suda yıkanabilen bir vazo değilse, yani reçinenin bu özelliği yoksa, bunu %99.9'luk alkolle temizlemeniz gerekiyor. Ben şöyle yaptım. 2-3 tane kazan hazırladım. Bunların içerisine alkol doldurdum. İşte ilk en pis halini bir alkolün içerisinde temizliyorum. Ondan sonra elimle yüzeyindeki alkolleri atmaya çalışıyorum. İkinci şey, birazcık daha detay giriyorum. Üçüncü artık son yıkamam oluyor. Bir de benim şöyle bir avantajım var. 100 litrelik bir kompresör var. En son iyice yıkandıktan sonra bunu kürlemeden önce kurutmanız gerekiyor. Ben hava tabancamla, kompresörle üzerindeki çeşitli kalmışsa yani reçine ve alkol atıklarını temizleyebiliyorum. Tabii şey için buna ihtiyaç hissetmeyeceksiniz. FDM'de böyle bir probleminiz yok. Ama sanayi kullanımı olan, işte bu demin size gösterdiğim, bahsettiğim tozlu makinalarda çok daha psikopat temizlik yöntemleri var. Yani bir makine var, elektrikli süpürgeyle o tozu yavaş yavaş çekiyorsunuz ve bu toz aşırı ince bir toz olduğu için yani onu solumak herhalde öteki dünyaya hızlı bir yolculuk demek. Yani her teknolojinin de açıkçası insan yaşamında bir bedeli var. Doğayı kirletip işte iklim değişikliğine sebep olmak haricinde. Bunun dışında bir sürü ek malzeme ihtiyacınız olacak. Dediğim gibi belki küçük bir masa lambası, çıkarttığınız parçaları boyamak isteyeceksiniz. Pürüzler olduysa macunlamak isteyeceksiniz.
Bu gibi ek malzemelere ihtiyacınız olacak. İşte fırçalar falan. Ama bunların hepsi kolaylıkla bulunabilir sizin iş akışınıza göre. Ve bu printerlar tasarıma ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Kendi yaptığınız tasarımları bu printerlarda basabileceğiniz gibi ücretsiz tasarım sağlayan veya ücretli tasarım sağlayan çeşitli web sayfaları var. Kısaca bundan bahsedeyim, sonra kendiniz nasıl tasarlarsınız ondan bahsedeceğim. Birkaç yazıcı firmasının ve aynı zamanda birkaç farklı 3D topluluğunun ücretli veya ücretsiz tasarım dağıtımı yaptığı çok güzel web sayfaları var. Buralara giriyorsunuz. Bunu ayrı bir video veya gönderi olarak paylaşırım. Bir üyelik açıyorsunuz. İstediğiniz tasarımı indirip basabiliyorsunuz. Bunun dışında ücretli alma opsiyonları olan bazı tasarımlar. Bunda da işte 50 centten, 50 centten başlayarak işte kaç en pahalı gördüğüm parça herhalde 50 dolar euro civarındaydı. Bu paralara satın alabiliyorsunuz. Çok özel minyatür karakter sayfaları var. Çok spesifik. Adam bir tane tasarım yapmış. 50 dolar istiyor. Verilir mi? Olayın psikopatıysanız verilir. Ama şöyle bir problem var arkadaşlar. Siz nasıl görürsünüz bilmiyorum. İnternetten bulduğunuz bu ücretli ya da ücretsiz tasarımları satamıyorsunuz. Yani lisansınız yok, lisans kullanım belgeniz olmuyor. Ha, siz İngiltere'den bir tasarım indirdin, Türkiye'de trend yola koydun, sorun olur mu? Bence olmaz. Ama zaten sizin bedava olarak bulduğunuz tasarımlar çok da güzel tasarımlar olmayabiliyor. Veya şöyle söyleyeyim, commercial lisans dediğimiz bu lisansla aylık size çeşitli tasarımların kullanma hakkını veren, bunları satma hakkı veren, kimisinde gönüllülüğe bağlı royalty fee dediğimiz, ne diyorlar, cirodan pay gibi, kardan pay gibi uygulayan sayfalar var. Buraları deneyebilirsiniz. Ben birkaç yeri denedim, baktım ürünlerine. Tabii ben en ucuz şeyi aldım, üyeliği aldım, baktım. Kimisini beğendim, kimisini çok beğenmedim. Ya aylık 5 vazonun satış lisansına 100-150 euro isteyen yerler var. Değer mi Türkiye gibi bir yerde? Ya zaten vazonun tekini 100 euroya satsan, bir vazo sattığında çıkıyor parası ama satabilecek misin? Bunu da ben biz hep beraber zamanla göreceğiz. O kalitede tasarımlar Türkiye'de veya yurt dışında ne kadar gidiyor? Bunu öğreneceğiz. Satanlar var veya kendi tasarımını satanlar var. Ve diğer bir konu, kendiniz tasarım yapmak istediğiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? En bilinen firma AutoCAD diye bir firma. AutoCAD'i zaten herkes biliyordur, yani az buçuk mimariyle, tasarımla, elektrikle işi olan. AutoCAD'in mesela ücretsiz bir programı var, Tinkercad diye. Bunu da yapabilirsiniz tasarımlarınızı. Ben size başka yasa dışı yöntemlerden bahsetmeyeceğim ama birçok 3D yazılım firması öğrenci ve öğretmenler için ya ücretsiz sunuyor yazılımını ya da çok küçük bir ücretle bir yıllık kullanım hakkı veriyor. Bu şekilde işte atıyorum SolidWorks alabilirsiniz. SolidWorks'ün Makers dediğimiz özel bir lisans sistemi var. Aylık 10 dolar, yani kaç paraya denk geliyor? 300 lira kullanılabilir. Sadece şeyde çalışıyor, Windows'ta çalışıyor. Aklınızda olsun, veya browser üzerinden buluttan çalıştırabiliyorsunuz. AutoCAD'in Fusion 360 var mesela. O da öğrenci ve öğretmenler için tamamen bedava bir kullanım sunuyor. Mac'te Shaper 3D diye bir program var. Bu arada Fusion 360 Mac'te çalışıyor. Shaper 3D de aynı zamanda Mac'te çalışan, hatta Mac için tasarlanmış, öğrenci ve öğretmenlere yine bedava kullanım sunan bir yazılım. Adobe bile kendi 3D yazılımında, adını unuttum şu an, öğrenci ve öğretmenlere bedava kullanım yaptırıyor. Ama eğer 3D tasarım üzerine bir bilgi yoksa sizde, hadi 3D tasarım üzerine bir bilginiz var, bir yüz tasarlamakla bir işe yarar model tasarlamak arasında çok fark var. Bir
atıyorum teyp kumandasını tasarlamak veya bir vazo tasarlamak çok farklı şeyler. Ben kalıp tasarladığım için çoğunlukla veya işte vazodur, bardaktır. Çok farklı tasarım prensiplerini öğrenmeniz gerekiyor. Onun dışında hobi için basacağınız ürünlerde, yani hazır tasarım basacaksan tasarım ayarlarına kadar adamlar paylaşmış olabiliyor. Ama sadece burada bir uyarı yapmak istiyorum. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar, İlk başta işi öğreninceye kadar, doğru düzgün baskı almayı öğreninceye kadar makinaları hep fabrika ayarlarında kullanın. Ben bir hata yaptım. Makineye zarar verdim zamanında. Yine garantiden sağ olsunlar Çin'den parça gönderdiler. Farklı farklı yerlerini bozdum ben makinenin. Ama göndermeyebilirlerdi. Yani kırdığım parça 15 bin lira şu an. Ve kırdığım zaman Türkiye'de stok yoktu. Yani isteseniz de elde geçiremeyeceğiniz, elde edemeyeceğiniz parçalara zarar verebilirsiniz. Ve birçok 3D makinenin Türkiye'de servis ağı yok. Çin'le muhatapsınız. Çin veya Avrupa'yla probleme göre size parça gönderiyorlar oradan. Kendiniz söküp takıp düzeltiyorsunuz. Çok büyük firmaların distribütörleri sadece servis imkanı sağlıyor. O da şey gibi, yani nasıl fabrikasyon çok büyük üretim makineleri, Coca-Cola'lar akıyor falan. O makinelere hani usta geliyor, çekici vuruyor, $1000 alıyor ya. O tarz servis imkanları var. Peki, biz bu tasarımı yaptık, çizdik veya hazır tasarımı aldık. Bir şekilde dijitalde bizim ürünümüz önümüzde duruyor. Bunu yazıcıya nasıl aktaracağız? Yazıcıya aktarmanın tek bir yolu var arkadaşlar. Slicer dediğimiz dilimleyici yazılım kullanmak. Bunu ücretli yazılımlar var, ücretsiz yazılımlar var. Yazıcının kendi adıyla yayınladığı bazı firmaların, mesela Anycube'in Photon Workshop diye bir yazılımı var. Bu yazılım vasıtasıyla yazıcının anladığı dilim dilim şekle çevirebiliyorsunuz. Yazıcı hangi katmanı yazacağını o USB diskten okuyor ve sadece onu anlıyor. Çok direkt mekanik bir durum. Burada en önemli şey, dikkat edilmesi gereken şey, atıyorum bir figür bastınız, bir kafa basıyorsunuz. Kafayı full dolu basamazsınız. Kafanın içini boşaltmanız gerekiyor. İşte ayarlardan kafanın içini boşalttın. Sonuçta reçineye girip çıkacak bu. Çeşitli suction cup dediğimiz, yani hani bir bardağı suya ters sokarsınız ve şey olur ya, orada su almaz içine veya aldı diyelim, bir şekilde yandan soktunuz, çekerken böyle o su yapışıp kalır, böyle bir yüzeyde dalgalanma yapar ya, bunların olmaması için ürünün çeşitli yerlerine delikler delmeniz gerekiyor veya çok ince detaylar var. Çok farklı girinti çıkıntılar var. Bu girinti çıkıntılar hava boşluğunda, uzay boşluğunda asılı kalmaması için ana gövdeye bağlamanız gerekiyor ve çeşitli destekler kullanmanız gerekiyor. Bunlara çok iyi çalışmanız lazım. Yani $1000'lık bir sistem kuruyorsanız işi öğreninceye kadar rahat $1000 yakacaksınız. Yani dünyanın en zeki adamını getir, büyük olasılıkla büyük hatalar yapacaktır. Öğreninceye kadar bunu öğrenmenin hızlı bir yolu yok. Ve internetteki herkese güvenmiyorsunuz, bilgi verenlere. Ve ben hangi işler için kullanıyorum veya hangi işler için kullanmayı planlıyorum? Birincisi, şu an seramik üreticisi olduğum için seri üretim adına kalıplar yapabilmek için ben bu printer'ı aldım. Ben dışarıda kalıp ustalarına kalıp yaptıramadığım için bu yola girdim. Çünkü bir sipariş verdiğimde çok alakasız bir fiyat söylüyorlardı. İşte 1,5 ay, 2 ay bekleme sırasına koyuyorlardı. Ve bundan kaynaklı hem benim istediğim modelleri de yapamıyorlardı ne yazık ki. Ve dedim ki ben bu yola gireyim. Ben kendi kalıbımı kendim yapayım. Hem dışarıya da kalıp satarım dedim ve bu şekilde hem tasarımıdır hem makinalarıdır, bunlar üzerine yoğunlaştım, uzmanlaştım. Ve bunun dışında bu printerlarla ben silikonu birleştirdim. Silikon dediğimiz işte gıdaya uyumlu, gıdaya uyumsuz, poliüretanlar derken aslında çikolata kalıpları da üretebiliyorum şu an. Aynı zamanda beton, karo,
veya beton hobi eşyaları veya kullanım eşyaları, işte küllük gibi üretimler için 3D printer'dan çıkarttığım kalıbı ile silikon kalıp alıyorum. Bu silikon kalıp ile de atıyorum beton döküp kül tablası veya vazo gibi ürünler ortaya koyabiliyorum arkadaşlar. Yani çeşidim çok. Yani çok şey yapabiliyorum şu an, onu söyleyeyim. Ve şu an aktif olarak da dediğim gibi yazıcı çalışıyor. 3 boyutlu vazo basıyorum. Bunlar normalde plastik enjeksiyon ile yapılamayacak veya seramik olarak yapılamayacak, yapılsa dahi çok fahiş fiyatlara satılacak modeller üzerine çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Ve ya bu giriş seviyesinde ana başlıklara bakıyorum unutmayayım diye, giriş seviyesinde bilgilerde buraya kadar eğer dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Ve bu kapsamı, bu konu başlıklarının alt başlıklarıyla zenginleştirmeyi düşünüyorum. O yüzden konu ilginizi çektiyse kanala abone olmayı asla ama asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Atladığım bir konu varsa, unuttuğum bir konu varsa da kusuruma bakmayın. Hadi eyvallah bana. Görüşürüz.